Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolumu şeytanın şerrinden her zaman olduğu gibi Rabbimize sığınalım. Rahman Rahim olan Rabbimizin adıyla arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Enfal suresi 3. ayetteyiz. Yani Müslümanlar dedik. Allah'tan söz edilse ne zaman kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri ulaştırılsa inançları güçlenir ve Rablerine güven beslerler. Başka kime? Hangi otoriteye güven besleyecekler? 3'ten devam ediyoruz. Enfal suresi 8. sure 3. Onlar ki namazlarına devamlı ve kararlıdırlar. Kendilerine rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden başkalarının yararına harcarlar. Şimdi orada efendim 3. ayette nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu bizim için çok kritik bir ayet. Bu ayet, bu vurgulardan çok vardı bir Kur'an-ı Kerim'de. Yani o yüzden bu ayetteki vurgular bizim için kritik dersek çok daha doğru bir ifade yakalamış oluruz. Şimdi orada diyor ki ayetin Arapçasında اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Salatı ikame ederler. Ya burada tabii bunu çok konuştuk. Yani bütün sohbetlerimizde hemen hemen geçiyor. Salatı ikame etmek diyor Cenab-ı Allah. Salatın doğrudan namaz olarak çevrilmesinin bir eksiklik olduğunu her zaman vurguluyoruz. Arkadaşlar, sadece kişiyi ilgilendiren ibadetlerden tutalım. Bütün o sosyal sorumluluklarımıza kadar, zulüm, adalet kapışmasına kadar, tevhidin sosyalleşmesi mevzunun bütün ayrıntılarına, dinamiklerine kadar biz ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Kulluğu bir bütün olarak göreceğiz. Ama burada özellikle salatın Kur'an-ı Kerim bütünden çıkardığımız anlamına bakacak olursak Allah'ın razı olacağı bir işleyişi efendim tercih etmek salat. Onun mücadelesini vermek. Salatı ikame etmek. Yani siz artık Allah'ın razı olacağı bir işleyişi yaşam tarzı olarak kabul edeceksiniz. O yaşam tarzıyla zulme karşı koyacaksınız. Efendim şirkin, küfrün getirdiği yıkımlara karşı koyacaksınız. Dolayısıyla bütün o çerçeveyi bir bütün olarak ifade eden bir kavram olarak salat kavramını düşüneceksiniz, kabul edeceksiniz. Tabii salatı ikame etme süreci ister istemez sevgili arkadaşlar paralel başka süreçleri de zorunlu kılıyor. Nedir mesela? Bunda bir kararlı olacağız. Ve rızık olarak bahşettiğimiz şeylerden diyor Cenab-ı Allah başkalarının yararını harcayın, infak edin. Yani karşılıksız olarak verin. Dolayısıyla tabii başka ayetlerde bu bölümlere zekat vurgusu da ekleniyor. Onun da salatı ikame etme sürecinde tabii bir takım iktidarlara meydan okuyorsunuz. Onları reddediyorsunuz, onlarla kapışıyorsunuz. Siyasal bir eylemlilik oluşturuyorsunuz. O siyasal eylemliliğin içinde bir iktidar düşüncesi alanı yani reddetseniz de var. Dolayısıyla o sizi ne yapabilir? Büyüleyebilir. Onun etkisinde kalabilirsiniz. Hani yüzüğün etkisinde kalıyor ya. Oğlanın adı neydi? Frodo muydu? Hani Yüzüklerin Efendisi'nde o güç yüzüğünü atmaya falan gidiyor ya. Kendisi de bazen onun etkisinde kalabiliyor. Arkadaşı da. Dolayısıyla güç, ıslahat önderlerinin, mücadele öncülerinin de zehirlenebileceği, kendisinden etkilenebileceği çok riskli, tehlikeli bir alan. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Allah'ın razı olacağı bir işleyişi, efendim yaşam tarzını ikame etmekle yükümlüsünüz. Bunu yaparken paralelinde bir siyasal alan, bir iktidar alanıyla muhatap olacaksınız. Bundan etkilenmemeniz gerekir. Bir güç yüzüğü gibi onun büyüsüne kapılıp sizin bertaraf etmeye çalıştığınız o sapkın yaklaşıma kendinizin düşmemesi gerekir. Bunu sağlamak için de daimi bir infak yükümlülüğüyle sorumlusunuz. Yani onunla baş başasınız. Çünkü o yükümlülük sizin işte az evvel yani surenin başında okuduk. Enfal suresinin başında ganimetlerden filan bahsettik. Dolayısıyla arkadaşlar o ganimetlerle ilgili bahiste ganimet alanı o güç yüzüğü gibi insanı ayartan bir alan.
O yüzden Allah diyor ki bütün ganimetler Allah'a ve onun elçisine aittir. Onların Allah'ın gönderdiği, Resul'ün ise tebliğ ettiği, örneklediği dinin, vahyin maksadını algıladınız mı? Onun muradını algıladınız mı? İşte o murat çerçevesinde siz efendim bu ganimet meselesine bakmalısınız. O ganimetin bir güç yüzüğü gibi, ayartıcı bir iktidar imkanı gibi sizi yoldan çıkarmasına izin vermemelisiniz. O yüzden ister iktidarınızdan, ister malınızdan, mülkünüzden, gücünüzden, kudretinizden, neyse artık yani daimi bir infak pozisyonunda olacaksınız. İnfak yükümlülüğü altındasınız. İnfak ettikçe halihazırdaki ve muhtemel bütün tehlike ve tehditleri ne yapıyorsunuz? İnşallah savuşturmuş oluyorsunuz. Bertaraf etmiş oluyorsunuz. Bizim siyaset felsefemizin, eğer öyle denecekse, bir Müslüman olarak, bir mümin olarak siyaset anlayışımızın temelinde bunlar yatıyor arkadaşlar. Bunlara lütfen ehemmiyet gösterelim. Evet. Devam ediyoruz. Dördüncü ayet. İşte böyleleridir gerçekten inanmış olanlar. Rablerinin katında büyük onur, bağışlanma ve çok değerli bir rızık olacaktır onların payları. Şimdi gerçekten inandıysan, bir müminsen, Müslümansan bu şekilde bir tavır göstermekte yükümlüsün diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bir rızık bekliyorsan bu yeryüzünde seni fitneye, fesada, eşitsizliğe, adaletsizliğe sürükleyecek bir şey olmamalı. Bir rızık yağma, ganimet anlayışı olmamalı. Bu Allah katında verilecek bir efendim rızık olmalı. Şehir gürültülü bir yer değil mi ya, mutlak surette. Maalesef bir telaş ortamı. Ve bu da bir bağışlanma ve onur olarak size yeter diyor aslında Cenab-ı Allah. Evet, 5. ayetten devam edelim arkadaşlar. Sanki Rabbin seni inananlardan bazıları buna karşı oldukları halde hak yolunda savaşmak üzere evinden çıkarmış gibi. Bu yüzden hem de hak ortaya çıktıktan sonra seninle neredeyse tartışacaklardı. Sanki ölüme doğru sürüklenmişlerdi, onu kendi gözleriyle görmüşler gibi diyor arkadaşlar. Bir daha okuyayım mı? Sanki Rabbin seni inananlardan bazıları buna karşı oldukları halde hak yolunda savaşmak üzere evinden çıkarmış gibi. Evet, buralar biraz Müslümanlarla karşı karşıya gelinebilecek vurgular. Bu yüzden hem de hak ortaya çıktıktan sonra seninle neredeyse tartışacaklardı. Sanki ölüme doğru sürüklenmişler de onu kendi gözleriyle görmüşler gibi. 7'yi de 8'i de okuyalım, bir şey ortaya çıksın. O çerçevede değerlendirelim. İmdi. Hatırlayın, Allah bu iki düşman topluluğundan birinin sizin elinize düşeceği konusunda size söz vermişti. Sizler ise güçsüz olanın elinize düşmesini arzu ediyordunuz. Oysa Allah'ın muradı sözleriyle tam bir uyum içinde hakkın hak olduğunu göstermek ve hakkı inkar edenlerin son kalıntılarını da silip atmak yönündeydi diyor arkadaşlar. Çok iyi. Böylece o hakkın her zaman hak olduğunu, batılın da batıl olduğunu gösterecekti. Bu günaha gömülüp gitmiş olanların hoşuna gitmeseydi. Evet. Ya şimdi buralar çok kritik ayetler tabii ki. Şimdi Kureyş ordusu, işte kervan meselesi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında tarih diyor ya, işte Ali Zebbekoviç falan, yani tarihi Allah yazar. Şimdi insanların iradesi çok önemli kesinlikle. Bir de Allah'ın iradesi var. Yani bunu her zaman ben de söylemeye çalışıyorum. Kavrayışım, gücüm, bilincim yettiği ölçüde. Yani şimdi sizin bir iradeniz var. O iradeniz çerçevesinde bir takım şeyler yapıyorsunuz. Bir de Allah'ın iradesi var arkadaşlar. Yani sizin iradeniz bazen yani kaçak dövüşmek isteyebilir. Yani bu kınanacak bir şey değil yani ilk elde. Çünkü insan kimse mevcut rahatının işte bozulmasını istemez, istemeyebilir. Yani buna bir şey diyemeyiz. İnsanları olur olmaz her adımda kınayamayız. Yani bir gerçekliği
vurgulamak, ortaya koymak için konuşuyoruz. Şimdi Müslümanlar Mekke'de zor koşullardan çıktılar. Medine'de görece güvenli bir atmosferdeler. Yeni bir yaşam hani kuruyorlar. İşkenceden, baskıdan kurtulmuşlar. Yani en nihayetinde. Ama o tarafta da bir İslam'a karşı kaynayan bir şebeke var. Bunun yandaşları var, böyle geniş taraftar kitlesi var ve ilk fırsatta boğacaklar, yani boğmak istiyorlar. Ve Müslümanların da hani gittikleri yerde rahat edelim, orada hani yeni huzurlu bir yaşam kuralım yaklaşımını çok onaylamıyor aslında Kur'an-ı Kerim. Özellikle öncü rolü olan Müslümanlar. Hani diyor ya, içinizde iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan öncü bir topluluk, bir grup bulunsun. Çünkü herkes bunu yapamaz. Yerleşik olması gerekir. İlimle, sanatla uğraşan olacaktır. Ticaretle, esnaflıkla, tarımla filan. Çünkü akıp giden bir hayat var ya. Gerçekten hayatın devam ettiği vurgusunu hak eden bir durum var. İşte Müslümanların aslında Medine'de bir mülteci olmadığını aslında anlıyoruz burada. O yüzden yani hicretle iltica arasında bir şey var. Yani bir fark var. Bazı arkadaşlar, bazı çevreler muhacirler diyor. Yani mülteci kavramı yerine. Ama muhacir kurucu bir iradesi olan bir topluluk olarak anlaşılmalı. Mülteci ise sadece can havliyle canını kurtarmak için, ki bu da saygın bir şey tabii ki, yanlış anlamayın. Ama böyle bir siyasal bir gelecek kurgusu söz konusu değil. Canımı bugün atıyorum işte Suriye'de savaş olur, Türkiye'de kurtarırım, Yunanistan'da, Almanya'da kurtarırım veya da Kanada'ya giderim filan. Bu mümkün. Ama diyor ki siz Medine'ye iltica etmediniz. Yani Medine'de tam şöyle bir toparlanın bakalım. Ama orada Mekke'de müşrikler işte Arap Yarımadası'na size karşı güç toplamaya devam edecekler. Sizi boğacaklar. Mesajı Müslümanların ilk neslini yok etmekte kararlılar. Dolayısıyla onlarla kapışmanız gerekiyor. Oraya karşı bir direniş hattı oluşturmanız gerekiyor. Onların ticareti, şunu bunu, onların varlığını sürdürecek, hatta güçlenerek sürdürmelerini sebebiyet verecek. Ve sizin geride bıraktığınız malları, mülkleri yağmalayarak bir yandan. Dolayısıyla arkadaşlar, Allah'ın muradı nasıl, ne zaman tecelli eder çoğu zaman bilemeyebiliriz. O muradı çözmemiz gerekir. Yani mesela bunu niye anlatıyor? Dün de burada konuştuk. Yani şöyle bir yanılgı var bence. Özellikle genç kuşaklarda ben onu gözlemleyebiliyorum. Ya dünya 8 milyar olmuş da modern zamanlar, işte uluslararası paktlar, küresel ekonomi filan. İşte Mekke ya da Medine'deki o küçük modeller ne kadar insanların önünü açabilir? Hayır arkadaşlar, bu çok yanlış. Ya insanın tutumu, davranışı değişmez ki yani. Değişir mi? Herhalde peygamberimiz öyle küçük bir alanda Allah örneklendirecek mücadelesini. Yani nerede yapacak yani? Çok büyük, devasa bir kaotik bir ortama mı sokup? Ki sokuyor aslında yani İbrahim ve Musa'yı, ama kurucu aşamada da onları çekiyor. Uzaklaştırıyor İbrahim peygamberi. Ta Mekke'yi, yani Kabe'yi inşa etme süreçlerini hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de ve tarihsel vurgularda, her neyse. Evet. Dolayısıyla diyor ki hakkı inkar edenlerin son kalıntılarını da silip atmak yönündeydi. Tabii hakkı inkar edenler burada sevgili arkadaşlar, sonra yanlış anlaşılmasın, bu el kafir yani aktif pozisyon alan kitleyi, düşman olan, Müslümanları yok etmeye çalışan efendim kitleyi şey yapıyor, kastediyor. Mesela siz diyor güçsüz olanın elinize düşmesini arzu ediyordunuz. Sen dedi kervan güçsüz yani. Kervanın kaç tane koruması olacak? 50-60, 100-200 tane olsun, ama güç 3000 kişilik işte ağır silah efendim teçhizatıyla donanmış, süvarileriyle, yayalarıyla bir orduyu düşünün. Bir de 100 kişilik koruması olan bir kervanı düşünün. Tabii ki bir daha kolay bu. Ama işte Müslümanlar orada bir zafiyet gösterebilirler. Onlar da insani bir takım zaaflarla mağlüller. Allah
muradını ortaya koyuyor. Sonraki kuşakların da yeryüzüne bir mülteci olarak değil, öncüleri kastediyorum. Mülteci olarak değil, muhacir olarak, yani kurucu bir perspektife, iradeye sahip insanlar, Müslümanlar olarak var olmalarını istiyor. Evet. Hani yardım için Rabbinize yakarıyordunuz ve o da bunun üzerine size şöyle cevap vermişti. Size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim. Hani biz azız. Hani doğruysa o savaş aktarımları, işte 300 Müslüman var. Karşıda 3000 kişi mi, 1000 kişi mi, neyse. Yani büyük bir güç var. Tabii ki korku içindeyiz. Yani çok normal. Rabbimiz de onları teskin etmek babından size birbiri ardından inen bin melekle yardım edeceğim. Vay efendim, bu sembolik bir anlatımda, bu sadece onların kalplerini rahatlatmak için, bu gerçek değil de filan. Bilmiyorum yani, ben çok gerçek olduğuna inanıyorum bu gaybi yardımın. Ve zaten Müslümanların zulme karşı gaybi yardım olmaksızın muvaffak olmaları çok zor. Çünkü zulüm, zalim şebekeleri çok güçlü. Hele bugün çok çok aşırı güçlüler. Küresel ölçekte, finanstan tut donanıma kadar. Ve Allah bunu yalnızca bir müjde olsun diye ve Allah'tan başka kimsenin katından yardım umulamayacağına göre, bununla kalpleriniz huzur, itminan bulsun diye böyle takdir etti. Gerçekten de Allah hikmet edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir. Müjde. Şimdi orada yalnızca müjde olsun diye yanlış anlaşılmaya müsait bir vurgu olabilir. Çeviri bilmiyorum, belki çeviriden. Diyor ki başkalarından yardım ummayın. İşte NATO gelsin ya filan. Başka bir takım ittifaklar kuralım gayrisi. Hayır, hayır, hayır. O halde müminler yalnızca Allah'a güvenip dayanmalıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Daha ne diyecek, ben anlamıyorum yani. Biz bunu hesaba katamıyoruz arkadaşlar. Bizim İslami mücadelemizin temelinde bu yok. Yani ne yok temelinde? Görünmeyen bir merkezden yardım gelebileceği, yardım alınabileceği fikri yok. Zaten mutlaka zafer kazanmak zorunda değiliz de, hani zafere değil sefere diyorlardı ya İslamcılar, Müslümanlar eskiden. Şimdi tabii sonuç odaklı yaklaşıyorlar. Yani ne diyor? Allah katından başka bir kattan yardım umulamaz diyor. Beklenemez. Çok iyi. Çok güzel. 11. Hatırlayın nasıl olmuştu, hani katından bir güvence olarak sizi bir iç huzurunun kuşatmasını sağlamış. Görüyor musun gaybi yardımı? Sizin iç huzurunuz nasıl yani Allah olmaksızın sağlanacak? Başka hangi güç, hangi parayla, hangi siyasi ittifaklarla bunu yapabilirsiniz ki? Çok iyi ya. Çok güzel. Çok heyecanlanıyorum. Bu ayetler bence bambaşka bir siyasal perspektif. O yüzden hani tartışıyorlar. İşte efendim İslam'ın siyaset felsefesi ne? Devlet. Ya kardeşim, bu dinden bahsediyoruz yani. Yani gayba iman eden, bütün motivasyonunu, yol haritasını, her şeyini gaybi dayanaktan alıp yola çıkan bir anlayıştan bahsediyoruz. Liberalizmden, milliyetçilikten, kapitalizmden, sosyalizmden, insan ürünü alanlardan, çizgilerden, sistemlerden bahsetmiyoruz. Burada bir gaybi alana sırtını yaslayan, hem bütün varlığını, hem siyasetini, hem bütün gelecek perspektifini oraya dayandıran bir inanç var, bir din bu. Bu diğer insanların ürettiği siyaset felsefelerine falan benzemez yani. Kimse kusura bakmasın. Nasıl kapışacaksın zalimlerle? Sen 300 kişisin, o 1000 kişi. Hadi bakalım hodri meydan. Müminler diyor yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır. Bazıları da karikatürize ediyor olayı. Sen diyor öyle diyor, hazırlık yapma da ortaya... Ya kardeşim, sana hazırlık yapma diyen mi var? İfsad edici olmayan bütün hazırlık biçimlerini yapacaksın. Ama peki bu mutlak galip geleceğini
anlamına geliyor mu? Galibiyetini garanti ediyor mu? Ve hey gafil, ben de sana öyle söyleyeyim yani. Ama Allah, Allah katında mutlaka kazanır inananlar. Dünyada kaybedebilir, o savaşta yerle bir olabilirsin. Ve o siyasi mücadelede seni ezebilir firavunlar, tağutlar, nemrutlar, neyse artık. Ama ahirette kazanırsın. Seni yüksek derecelerle Rabbin taltif eder. Bunu bilemeyiz zaten. O taltifin derecesini de bu müjdeyi verir. Dolayısıyla hangi siyaset felsefesinde böyle bir şey var? En fazla seni unutmayacağız der o ideolojiler. Ya sen unutmuyorsun da kardeşim. O adam ne oldu yani, o kişi? O neyle karşılaştı? Öldü mü? Yok mu oldu? Evet, buralara bence siyaset felsefesi bağlamında tekrar tekrar bakmak durumundayız, durumundasınız sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Hadi Rabbin inananlara ulaştırılmak üzere meleklere mutlaka sizinle beraberim mesajını vahyetmişti. Ve meleklere imana erenleri benim şu sözlerimle yüreklendirin. Hakkı inkâre kalkanların kalplerine korku salacağım. Öyleyse ey inananlar, onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın. Evet. Meleklere ne diyor? İnananlara şunu ulaştırın, mutlaka sizinle beraber. Melekler ne arkadaşlar ya? Ben hani çok boyutlu olarak Allah'ın görünür görünmez harekete geçirebileceği bütün unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim acizane. Her şey. Evet, bağımsız bir varlık da olabilir. Bilmiyoruz, görmedik hiç. O şekilde. Allah'ın yarattığı bütün varlıkların harekete geçirilmesi de olabilir. Görünür görünmez. Tabiat olayların. Efendim, bütün yani neyse artık yani elektromanyetik unsurların, radyo dalgalarını bilmiyoruz. Bilen var mı? Zaten bilen olabilir mi? Yani gaybi bir merkezden gelen yardımın mahiyeti hakkında net bilimsel laboratuvar sonuçlarına dayalı bir şey söyleyebilir miyiz? Burada bilim çare olabilir mi? Olamaz yani. Evet. Geldik 13. ayete. Onların kendilerini Allah'tan ve onun elçisinden koparmış olmaları yüzündendir bu. Yani onları cezalandırdık. Ya koparmayı tabii yani sadece koptu ama zulmetmedi değil. Ona cephe aldılar. Ve kim ki kendisini Allah'tan ve onun elçisinden koparırsa bilsin ki Allah azabında çok zordudur. Bu sizin için ey Allah'ın düşmanları. Yani bunlar koparanlar Allah'ın düşmanı. Düşman olarak pozisyon almış. Allah'a düşmanlığı nasıl tecessüm ediyor? Müslümanlara, kölelere, diğerlerine zulmetmek şeklinde tecessüm ediyor arkadaşlar. O zaman onlara karşı da pozisyon almalısınız diyor Cenab-ı Allah. Haydi öyleyse tadın onu. Ve bilin ki hakkı inkar edenleri ateşli bir azap beklemektedir. Evet, tabii dünyadaki azapları, mağlubiyetleri ayrı bir acı olarak onlara yeter. Bir de tabii ahiret günü de aynısıyla, aynısı olmadı pardon affedersiniz. Hesap edemeyeceğimiz seviyelerde gerçekleşecektir. Arkadaşlar, Enfal suresindeki eksik 1 ile 14 arası ayetleri inşallah tamamlamış olduk. Bir sonraki Nuh'un Gemisi Kur'an sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoşçakalın.